Değerli izleyicilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine kavramları izah ederken o kapsamda Kur'an ve İslam programımıza yine devam edeceğiz. Bundan evvelki son sohbetimizde ben size cehennem sözcüğünün anlamını açıklamıştım. Bu açıklamadan sonra bazı dostlardan, bazı arkadaşlardan cehennemle ilgili bir hayli sorular geldi. Bu sorular genellikle e, toplumda halkın dilinde, inancında doğru ya da eğri yanlış var olan sorulardı. Tabii ki bunu herkes şimdi biliyorsunuz, özellikle köy kahvelerine bile durmadan siyaset, din ve spor tartışmaları olur. Bu da yine sokak tartışmalarında geçen konulardan bir çoğu cehennemle ilgili de Müslümanların tartıştığı konular. Ama o kadar çok ki bunların aşağı yukarı %99'u da Kur'an dışı şeyler, İslam'a uymayan inançlar. Ne diyeceğiz? Ee, bunlar tabii ki İslam düşmanları tarafından peygamberden sonra hem de yüzlerce yıl sonra peygamber adına uydurulmuş yalanlardan kaynaklanan şeyler. Şimdi onlardan şöyle bir başlıklar oluşturdum. Onu bir şey yapayım. Herkes cehenneme gidecek mi? Günahkar Müslümanların ahiretteki hali nice olacak? Cennet ve cehennem ebedi midir? Cehennem ebedi ama azap süreli midir? İyi insan olarak bilinip de Müslüman olmayan bazıların ahirette hali nasıl olacak? Evet, genellikle sorular e, buradaki eksende dönüp dolaşıyor farklı farklı şeyler de oluyor. Ve biliyorsunuz sokaklardaki kişiler de bunlara e, kendi kafalarına göre cevaplar veriyorlar. Resmi kurumlara bu sorular iletildiği zamanda da onlar da yine e, hani zayıf rivayetler, den oluşmuş inançları maalesef aktarıyorlar. Biz burada hani Kur'an'dan bahsedeceğimiz için Kur'an kaynaklı olduğundan dolayı size önce bu cehennemle ilgili bu maddeleri çok öz olarak anlatmayı da düşündüm. Evet. Şimdi birinci mesele. Herkes cehenneme girecek mi? Hayır, herkes cehenneme girecek diye bir şey yok. Bu ölçüleri ben daha evvel size arz ettim. Cehenneme kafirler, küfretmiş kişiler girecek. İyi tarafları da olur, olmaz ama cehenneme girişin, yani cehennemin kapısını küfür anahtarı açar. Cennetin e, giriş giriş kapısının anahtarı da imandır. Bunu önce bir bileceğiz. Açıklayacağım bazı şeyler ama cennete giriş imanda, cehenneme giriş de küfürle. Öyleyse bir müminin, gerçek Müslümanın cehennemle herhangi bir şeyi yok. Allah Kur'an'da onları onun biz uğultusunu bile duyurmayacağız onlara diyor. Ama şimdi burada herkes cehenneme girecek mi diye sorulmasının bir nedeni Kur'anımızda Meryem Suresi'ndeki bir ayetin çarpıtılmasından kaynaklandı. Orada Allah Havle cehenneme uğramayacak kimse yoktur der. Bunu daha önce açıkladım hiç fazla girmeyeceğim. Bunu kısa giyeceğim. Havle cehennem cehennemin avlusu demek. Dış kenarı demek ki mahşer meydanı. Buraya uğramayacak hiç kimse yok mümini de, kafiri de, iyisi de, kötüsü de, peygamberler de herkes mahşer yerine toplanacak. O ayet bunu ifade eder. Ama Allah cehenneme havle cehennemde demesine rağmen maalesef yani tefsirciler mi diyeceksin? Mealciler mi diyeceksin? Soytarlılar mı diyeceksin? Kim dersen de Havle cehennemi cehennem der. Herkesi cehenneme tıkallar. Peygamberler de dahil, iyiler de, müminler de, kötüler de. Ondan sonra oradan da onları çıkarırlar. Bu dediğim gibi Meryem suresindeki o ayetin çarpıtılmasından kaynaklanmış. Unutmayın. Allah havle cehenneme uğrayacak kimse yoktur der. Onlar da cehenneme uğrayacak kimse, uğramayacak kimse yoktur der. Bu buradan kaynaklanır. Bunu daha evvel Meryem Suresinde ve başka platformlarda da uzun anlattığım için buna burada yer vermeyeceğim. Şimdi günahkar Müslümanların ahiretteki hali nice olacak? Diyor. Şimdi bu, bu da yine şöyle bir şey var. Boya günahkar Müslümanlar e, cehenneme girecek. Sanki böyle hani demirin pasının falan ateşte hani e, kızdırıldığı zaman akor haline getirildiği zaman cüruhu Kir pası üzerinden atılır ya Goya müminlerin de orada o işlemiş olduğu günahkar o kirler gibiymiş de o pas gibiymiş de o tamamen orada onlar dökülecekmiş atılacakmış ondan sonra da tertemiz olarak cennete gidecekmiş bu da Kur'an'a aykırı bir şey günahkar Müslümanlar ne yapacak o zaman cehenneme gitmeyecek hayır gitmeyecek o cennete gidecek dedim ya iman ...gerçek imana sahip olunca... ...ha günah işlemişmiş... ...ha cennetteki yaşamından o kısılır... ...bunu unutmayın... ...yani derecesi düşer... ...cenneti de böyle hani dünyadaki... ...herkesin şu anda özendiği gibi... ...bir mesken... ...ev üzerinden... E, ...anlatacak olursak ne var... ...bir çadırda yaşamak var... ...gece konuda yaşamak var... ...normal evde yaşamak var güzel bir apartmanda yaşamak var, köşkte yaşamak var falan filan sarayda yaşamak var. Böyle düşünecek olursanız bu defa o belki de iyi bir evde, iyi bir köşkte yaşayacak. O günahkar günahları yüzünden aşağı seviyedeki bir yerde yaşayacak. Ona göre cennet nimetlerinden o oranda istifade edecektir. Ama yine cennete girecektir. Bunu unutmayalım. Yani cehenneme atılıp da kirpası gitmeyecek. Kirpası gittikten sonra oraya cehennet, cennete ne için? Dünyaya döndürürsün adam gibi yaşasın yani. Değil mi yani? Evet. Bunun dışında iyi insan olarak bilinip de Müslüman olmayan bazıların ahirette hali nasıl olacak? O çok sorulan ve hatta şu yakın zamanda e, Pınar'ın kaynağından da ee, buna bir cevap verdik. O programımızda da bu var. Şimdi Allah Bakara suresinin 62'de, Maide suresinde de var. Orada Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabiilerden de bahseder. Onlardan iman etmiş, salihati işlemiş ve ahirete inanan kesimlerin ecirlerini zayi etmeyeceklerini, onlar işte korku olmadığını da bildirir. Bunu unutmayalım ama Burada orada iman dediğimiz zaman şöyle bir esas ortaya çıkacak. Onlar kim? Bakın hani cennete gitmek için iman demiştik ya iman şartı var. Burada o ayetlerde bahseden Yahudiler, Hristiyanlar ve e, Sabiiler Yahya peygamberin dinine mensup olan insanların da cennete gideceğini, ödül alacağını bahsediyor ya bunlar Kur'an indikten sonra bizim gibi cahiller, bizim gibi acizler, bizim gibi ahmaklar yüzünden Kur'an iyi anlatılamamış ve Resulullah iyi tanıtılamamış kişilerdir. Yani tebliğ edilememiş insanlardır. Ve şu anda yani tebliğ edilmedikçe kimseye herhangi bir şey yok. Adam bugün hacı Yahudi, Hristiyan, Deist, Ateist falan filan ama iyi insan diyelim yani. Ee, onlar ve özellikle Yahudi, Hristiyanlardan bunu gidecek olursak, ahiret inancı varsa, salihatı da işliyorsa, evet, tamam o kendisini kurtardı. Ama senin gibi, benim gibi diyelim ki bugünkü Müslüman, Müslüman niye mi öyle değil? Çünkü sen Kur'an'ı güzel tanıtamıyorsun, tebliğ edemiyorsun, anlatamıyorsun. Resulullah'ı kötü tanıtıyorsun, kötü tanımış. Onu ikna edemiyorsun, ikna olmamış. İkna olmadığı zamanda da kendi inancını sürdürüyor. Ha, özellikle insanlığa çok faydalı olmuş insanlar üzerinden, büyük hizmetler etmiş insanlar üzerinden bu soru sorulmakta. Evet, biz onlara dinimizi... Allah'la, Resulullah'la, kitapla ilgili adam gibi tanıtsak onlar da en az bizim kadar hatta bizden daha iyi de mümin ve Müslüman olurlar. Bundan endişeniz olmasın. Onların bu hali sürdürmesinin şeyi bize ait. Suçu, vebali bize ait. Ha. Şimdi bunları böyle öz olarak anlattıktan sonra şimdi gelelim diğer bir meseleye. Cennet ve Cehennem ebedi midir? Kur'an ayetlerine baktığımız zaman, Kur'an'ı incelediğimiz zaman, diğer bir tavırla anlatayım ben bunu size. Ee, İslam dinini öz olarak Allah'ın gönderdiği dini incelediğimiz zaman bu kitaba göre Cennet de, Cehennem de ebedidir. Bir. Yani e, şimdi hani cehennemi bir hapishane olarak düşünün. Devlet hapishanesi. İşte efendim bu 10 senelik 20 sene sonra sonra hapishaneyi kapatacağız falan filan. Öyle bir şey yok. Yani cehennem hapishanesini Allah hiçbir zaman kapatmayacak. O ebedidir. Ha cennet bahçesi, cennet köşkü, cennet sarayı öyle bir şey şey yapacak olursak cenneti de onu da Allah işte bu kulum iyi insanda burada 50 sene 100 sene bin sene neyse sefa sürsün de ondan sonra bunu yok edeyim onu da imha edeyim falan filan diye bir şey yok. Yine orada onu unutmayalım cennette ebedidir. Cehenneme giren hiçbir zaman çıkmayacak. Cennete giren de hiçbir zaman çıkmayacak. O da ebedidir. Şimdi bu noktalar da hani böyle yormuş ama Kur'an'ı iyi bilmeyen kişilerin ortaya attığı bazı tezler var. Cehennem ebedi, cennette ebedi abi. Peki ama azap süreli midir? Gibi bir şey daha iddiaları var. Yani ne diyeceğiz şimdi buna? Ve ee, deniyor ki mesela adam e, cehenneme girmiş diyor. Misal zina ettiğinden girmiş, hırsızlık yaptığından girmiş. E yani üç kuruşluk bir suç için ebedi cehennemde mi yanacak falan filan gibicesine e, bir orantısızlık şeyini söz konusu ederler. Ve böylece cehennemin ve cennetin e, söyle ebedi olmaması yönünde bir itirazları var. Bakın mahsus birkaç sözcüğü kullandım böyle. Ve biraz evvel de bakın çelişir gibi falan bir ifadeyi kasıtlı kullandım. Niye? Hırsızlık yapmış, cehenneme girmiş. Zina etmiş, cehenneme girmiş. Halbuki daha önce ne dedim? Yani ameller nedeniyle cehenneme girilmez. Küfür nedeniyle cehenneme girilir. Ameller orada dereceyi değiştirir. İşte amellerle de cehenneme girildiği kanaatını taşıyan kimseler ya bir suç için ebedi cehennemde mi kalınır? Yok suçla ilgili değil o. Yani hiçbir zaman için yani bir küçük suç için kimse cehenneme girmez ve girmeyecek. Ha, unutmayın cehenneme girme neyle? Küfürle. Küfürü de hani maddeleri var yani biliyorsunuz en büyük şirk. Değil mi? Münafıklık. Bir de direkt küfür. Ha, bunlarla olacak olursa onun gideceği yer cehennemdir. Ha, şimdi şöyle anlatayım. Şimdi cenab-ı hak zaten dünyada da ahirette de onu unutmayalım. E, herkese hakkını gayet adil ölçülerde Eşit şeyde, yani öyle verir. Ve Allah ödülleri de unutmayalım. Cezalandırmayı da hep mutlak surette vefat ölçüsüne hakkaniyetle kılı kılına teslim eder. Her ikisini de. Ödülü de suçun cezasını da öyle tıp atıp. öyle şey yapar. Şimdi burada dedim ki Bakın bunu unutmayın. Allah cennete girmeyi imana bağlar. Cehenneme girmeyi de küfür yapar. Ameller yok. Amellerle kimse ameli yüzünden cehenneme girmez. Bundan herkes müsterih olsun. Küfür yüzünden girer. Şimdi bakın şimdi bunu size bir örnekleme yapacağım. Ama her şeyden evvel Allah'ın cezalandırma sistemini size Kur'an'dan bahsedeceğim. Bu ölçüyü bulalım. Şimdi şöyle. Enam suresinin 160. ayeti. Şura suresinin 40. ayeti. Yunus suresinin 27. ayeti. Nahl suresinin 126. ayeti. Bak kaç tane ayet verdim? 1 2 3 dört. Dört tane ayette Allah aynen birisinin anlamını verdim miydi? siz hepsinin anlamında aynı olduğunu göreceksiniz ama inceleyin. Mutlak surette Kur'an'ımızı inceleyin. Bunlar da nedir? Kim iyilik getirirse artık ona getirdiğinin on misli vardır. Bakın Allah iyiliği ödüllendiriyor. Bire on veriyor. Bir. Ama infak da en az bire yedi yüz veriyor. O lütfu onun Kimde kötülük getirirse kim de kötülük getirirse demek kötülük suç demek. Bu hem dünya hem ahiret. Artık o kim o sadece onun misliyle cezalandırılır. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Bitti. İyilik de 1'e 10 infak cinsinden olursa 1'e 700 en az Allah cömert onları veriyor. Ama suç dediğin zaman herhangi birisi suç işlemiş. Ha, ona verilecek ceza dünya ve ahirette onun misliyle yani işlediği kötülüğün aynısıyla bir misli de ona ceza verilecek. Bu nasıl olur diyeceksin? Ben size şöyle anlatayım bunu. Mesela bu kalem bu kalem benim. Bunu birisi benden çaldı. Ya bu kalem küçük bir şey diye hani görmezden gelinmeyecek. Bunu çalan adam tevbe etmeden yakalanmazdan evvel dönerse ayrı. Ama gelip tevbe etmedi, dönmedi, helallik istemedi ve hırsız sıfatlı olarak yakalandı. Ha, Allah diyor ki buna bunun misliyle ceza vereceksiniz. Bu tüm mahkemelerde de geçerlidir. Bunu da unutmayın. Allah'ın koyduğu kural. Ha, ne yapacaksın? Birincisi bu kalemi bana geri verecek, al, alacak adam, ödeyecek yani. Bana kalemi aynı, bu kalemi ödeyecek, bu bir. Ödeştik ama ceza vereceğiz. Bu defada da bir kalem bedeli, bir kalemde bu kamuya ceza olarak onu teslim edecek. Bunu büyütün, bir kitap çalanı düşünün. Bakın bir kitap çalanı düşünün, bir telefon çalanı düşünün, bir araba çalanı düşünün. Böyle, mesela arabayı çaldı, bir otomobil çaldı adam. Ne yapacak? Yakalandı. Ha, sahibine arabayı ödeyecek. Bir, iki, bir araba bedeli de kamuya ödeyecek ceza olarak. Ha, işi yokmuş, işe vereceksin, maaşına haciz koyacaksın. İşle çalışıyormuş, maaşına haciz koyacaksın. Hem çaldığı malı ödeyecek, hem de artık cezasını ödeyecek. Bakın, Allah'ın koyduğu kural bu. Allah bunu ebediyen falan filan değil, misliyle cezalandırır. Şimdi dünyada, e, şöyle söyleyeyim, böyle dünyada bile misliyle, kalemi kalemle cezalandıran Allah... Yani basit bir anlık, bir günlük, iki günlük, üç günlük bir suç içinde ebedi cehenneme atar mı? Hayır, onu asla atmaz. Öyleyse olay ne? Şimdi burada şunu anlatacağım size. Kur'an'a baktığımız zaman ve İslam dininin bütün hükümlerini incelediğimiz zaman şu gerçeği ortaya görüyoruz. Bakın şimdi. Burada Enam suresinin 27-28. ayetlerini iyi okuyacağız, iyi anlayacağız. Ve onların ateşin üzerinde durduruldukları zaman, ah ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık deyiverdiklerini bir görsen, Şimdi ahiretten bir sahne. Adam kafir olduğundan dolayı küfür anahtarıyla cehenneme açmış girmiş. Ama azabı gördüğü zaman feryadı fikat ediyor. Orada ah ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık, müminlerden olsaydık diye çırpınıyor. Ha, bu sahneleri anlatan Kur'an'da onlarca ayet var. Hele hele çokları da ayrıntılı. Evet, bu adam dünyaya gelmek istiyor. Ama dünyaya geldiği zaman mümin olmak istiyor. İmana geleceğini iddia ediyor. Şimdi burada iyi dikkat edelim bu ayete. Aksine işin aslı daha önce gizleyip durdukları açığa çıktı. Bu küfür illeti var ya o açığa çıktı. Geri çevrilselerdi yine yasaklandıkları şeye kesinlikle dönmüşlerdi. Allah diyor ki bu yalan söylüyor. Kafir kafirliğinden dönmüş dünyaya on defa, yirmi defa cehennemle çıkarsan, geri getirsen, şey yapsan kafirliğinden vazgeçmez. Olay bu. Şimdi bu ayetler kapsamında ve diğer ayetleri A'dan Z'ye iyi incelediğimiz zaman şu gerçek var. Bakın bunu unutmayın. O ne? O gerçek küfür ve iman süreli değildir. Hani hırsızlık sürelidir, zina sü sürelidir, öteki suç, beriki suç falan filan hepsi süreli suçlardır. Zamanla sürelidir. Ama imanla küfür süreli suç ve ödül değildir. Yani bir insan gerçekten iman ettiği zaman sadece bu yaşadığı 60, 70, 80, yüz neyse o senelerde imanlı değildir. Allah ona bin sene, on bin sene, yüz bin sene, milyon sene, milyar sene ömür verse o müminliğini sürdürür. Onun için de bakın onun için de süresiz bir işin ödülü de süresizdir. Cennet onun için ebedidir. Küfür de aynı. Bir kafir insan da ben bir senelik kafirlik yapayım de ondan sonra imana gelirim bilmem şu bu falan diye bir şey yok. Adam küfre battıysa bakın küfür onun ciğerlerine işlediyse Allah ona 10 on sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene, 1000 sene müebbet böyle şey verse, ömür verse o küfründen kesinlikle vazgeçmez. Bakın, bunu unutmayın. Çünkü küfür onun hani ben Türkçe tabirle söyleyeyim, ciğerlerine işlemiş. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bir başka ayeti daha burada size canlandırayım. Ee, hani Tevbe suresinde müşriklerle ilgili bir item var. Bu müşrikler necestir der Cenab-ı Hak. Necestir müşriklere. Şimdi değerli dostlar, neces hani necaset sözcüğü var ya, necis sözcüğü var ya, onun farklı bir versiyonudur. Necisle neces farklıdır. Nedir? Necaset veyahut da necis dediğimiz zaman herhangi bir kirliliğin, herhangi bir pisliğin Öyle söyleyeyim. Mesela elbisemize, gömleğimize, ayakkabımıza veya da bu nesneye, kaleme bulaşmışına necaset deriz. Necaset bulaşmış bir şeye de necis deriz. Ama Allah ise müşriklere neces diyor. Necesin şeyi farklı. Bu nedir? Onların zerrelerine, hani nasıl biliyor musun? Hücrelerine, hücrelerinin içerisindeki atomlarına varıncaya kadar hepsi pislik diyor Cenabı. Yani sadece dilleri, davranışları falan filan değil yani. Dediğim gibi bizatihi tüm varlıkları hani necasettir diyor. Evet dışarıdaki kir gider. Değil mi? Dışarıdaki kir silersin, bundaki kiri necaseti silersin edersin. Ama bir bünyenin içerisindeki vücudun dışına bütün hücrelerin içerisine bile girmiş. Her atomuna atom altı maddeye kadar kirlenmiş bir şeyin temizlesin, temizlenmesi mümkün değil. Öyleyse bu ayetlerde gör, gördüğümüz gibi küfür de süreli bir suç değil. 10 günlük, 15 günlük, bir aylık, iki aylık değil. Allah ona dediğim gibi ömür takdir etse yüzlerce, binlerce, on binlerce sene, on binlerce sene o yine kafirliğini, küfrünü devam ettirecek demek. Onun için de küfür de ebedi bir suç olduğundan dolayı onun cesası da karşılığı da ebedi cehennemdir. Bakın size bunları şey yapmak için çok somut bir örnek vereceğim. Şimdi bu örneğimi vereceğim örneği tüm Müslüman kardeşlerim çok iyi dikkat etsinler. Ve iyi incelesinler. Ve onun için bakın madem ki Müslümanız diyoruz, müminiz diyoruz, amelleri, işlemleri ve inançları hep Kur'an kaynaklı olsun, Kur'an'dan olsun. Şimdi size Nisa suresinden iki ayeti bu konuya örnek vereceğim. Bakın, biri 92. Orjinalinde vereyim. Ve ma kane müminin en yaktule müminen illa hata. Tamam. Bir mümin için hiçbir zaman için bir mümini öldürme söz konusu edilemez. Cinayet. Şimdi burada iyi dikkat edin. Cinayet işleme. Şimdi mümin mümini kesinlikle öldüremez. İnsan insanı öldüremez. O ayet, o ayetler ayrı. Ben size bir başka açıdan veriyorum bu ayeti. Mümin mümini zaten öldüremez. Bir. Ama hatayen olur kazayen olur. He. Şimdi Allah burada der ki: "Olur ve men qatela mu'mina hataen petahriru Bakın, olur ki bir mümin bir mümini hataen kazayen. Şimdiki özellikle yani bu hatayı çok açmam gerekir ama halk dilindeki şekliyle kazayen ölüm diye şey yapalım bir, ya bir silah bir yere tutturur bilmem ne yapar başka bir amaçla dokunur çarpar eder falan filan böyle hani gazayan ölüm diyelim yani öyleyse bunun şeyi nedir ha onun diyeti onun cezası da Allah orada hani der ki özgürlüğüne kavuşturmak bir kölenin der veyahut da hani bir diyet ödeme der, vesaire vesaire derken onun bir karşılığı var cinayet Ha. Ama bakın şimdi buraya başka bir şeye geldim. Şimdi 93 Nisa ve men bakın yaktul müminen mütaamiden fecezauhu cehennem haliden fiha. Ve gazaballahu ali ve lanetu ve lanehu ve atelehu azaben azim. Ama bir kimse hatayen değil bakın gazayen değil. Mümini taammüden kasıtlı mümin olduğu için öldürürse herhangi bir kişi bak burada mümin mümin demiyor. Herhangi bir kişi taammüden mümini mümin olduğu için öldürürse onun cezası cehennem ve orada ebedi kalacak. Allah ona ondan razı olmayacak. Onu dışlayacak. Rahmet merhamet etmeyecek. Ve onun için de çok büyük bir azap hazırlayacak. Buyurun. Şimdi ikisinin farkını gördünüz. Birisi imanlı mümin kazayın adam öldürmüş. Birisi de mümini mümin olduğu için kim öldürür? Müdürüm siz söyleyin. Kafir adam öldürür değil mi? Mümin öldürmez. Yani bir mümini bir öldürürse bir kafir o da cinayet işledi, o da cinayet işledi. Onun cezası ise neymiş? Cehennemdir. Halliden fiyha ebedi. Çünkü küfrün cezası o. Bakın adam öldürmenin cezası mümine. Gazayen bir farklılaştı. Ama iman boyutuyla işlediğinden, yani iman ve imansızlık yönüyle işlediğinden dolayı da, o doğrudan doğruya cehenneme gitti. İşte bunun nedeni ne? Dediğim gibi, küfrün cezasının ebediliği, küfrün de küfrünün ebedi devam edeceği, imanın da ebedi devam edeceği yönündendir. Bunu unutmayalım. Yani Allah kesinlikle, Bakın amel yönüyle cehenneme atmaz. Amel yönüyle cennete de sokmaz. Amel yönüyle hani cehenneme girenler amellerine göre şeyleri değişir. Zerre kadar bile hayrı olsa onun da yararını görür cehennemde. Ama imanla cennete gitmiş adam da amelleri sayesinde o da derecelerini yükseltir. Evet bu konuyu burada bağlayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.